alayım. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Hepinizin bildiği gibi COVID-19 son bir senedir bir pandemi halinde yayılmakta ve sonuçları olarak da birçok hastalığı yanında getirmektedir. COVID-19 hastalığı geçirirken bu hastalar aynı zamanda kalp krizi de geçirebilmektedir. Bu şekilde COVID-19 hastalığı geçirmiş halde yaklaşık olarak son bir sene içinde 115 hasta COVID-19 hastalığı sırasında kalp krizi geçirmiş ve bunların tedavileri Manisa Şehir Hastanesi'nde yapılmıştır. Ayrıca bu hastalar kadar COVID-19 şüpheli hastaya da anjiyografi işlemi hastanemizde yapılmıştır. COVID-19 hepimizin bildiği gibi bütün sistemleri, bütün organları etkileyebildiği gibi kalbi de etkileyen bir hastalıktır. Kalpte pıhtılaşma bozukluklarına, damar hasarına neden olabilmekte ve kalp krizine neden olabilmektedir. Bu nedenle bu hastaların yakın takibi çok önemlidir. Hastanemizde de COVID-19 artı kalp krizi geçiren hastaların tedavileri yapılmaktadır ve elimizde bu teşhisle kalp krizi geçiren hastaların %90'ından fazlası hastanemizde tedavi görmüştür. COVID-19 pandemisi sırasında bizim tekrar gözlüğümüz bir olay ise bu hastalarda özellikle COVID-19 geçirmemesine rağmen, tamamen bir şikayet olmamasına rağmen kalp krizi bulguları olsa bile acil servise başvurmadıklarını görüyoruz. Çıkardığımız istatistiklere göre bir önceki seneye göre kalp krizi vakalarında özellikle pandeminin ilk başladığı aylarda ciddi bir azalma gördük. Bu yüzden evde kalp krizi semptomlarımız varsa, bunlar göğüs ağrısı, nefes darlığı, şiddetli ağrı, bayılma, mutlaka bunun için hastaneye başvurmamız gerekiyor ve mutlaka bunun için tedavi görmemiz gerekiyor. Bununla ilgili net bir şey yok ama COVID-19'un şunu yaptığını biliyoruz. Damar cidarlarını hasara uğratıyor, damarları öldürüyor ve damar tıkanıklıklarına neden oluyor, pıhtılaşmayı bozuluyor. Bizim gördüğümüz COVID-19 hastalığında normalde biz kalp krizinde bir damarın tıkandığını görürüz ama birçok damar tıkalı olarak gelen hastalarımız oldu. Bununla ilgili çalışmalar sürmekle birlikte COVID-19'un özellikle kalp krizini, pıhtılaşma bozukluğunu ve akciğerlere pıhtı atmasını arttırdığını düşünüyoruz. Gracias.